Kendi Şimdi ismi. Sayın Sedyani, biz onları tek tek inceleyeceğiz. Yalnız bu konuya vakıf olmayan, sizin daha önceki sohbetlerinizi ve söylemlerinizi duymayan kimi beyefendiler ve hanımefendiler buradalar. Kadından peygamber olur mu diye sorarlar. Sizce bunu biraz bize tekrar açar mısınız? Tekrar eder misiniz lütfen? Kadından peygamber olur mu? Var mı İslami esaslara göre sizin böyle bir iddianız var? Siz bu iddianızı biraz daha açar mısınız lütfen? Tabii sonuçta dinleyicilerimiz Müslüman olunca mecbur bunu izah etmek zorundayız. Yani İslami esaslara göre dedin ya, Evet. İslami esaslara göre olunca bunu izah etmek zorundayız. Çünkü arıdan peygamber olur ama karıdan olmaz. Yani arıya vahiy Evet. gelir ama kadına gelmez. O yüzden izah Arıya vahiy gelir ama kadına gelmez. etmek. Arıya gelir Böyle bir ama karıya anlayış var. gelmez. Evet. Şimdi hocam Daha doğrusu kadından peygamber vardır, kadın peygamber vardır iddianızın temeli nedir? Neye dayanarak bunun kadından peygamber vardır iddiasına da bulunuyorsunuz? şimdi bu iddiayı ortaya atan ben değilim. Yani ben bu yani kadın peygamberlerin var olduğunu dile getirmiş 1500 yıllık İslam tarihi boyunca pek çok İslam alimi var, pek çok İslam mezhepleri var. Anlatabiliyor muyum? Evet. Benim yaptığım çalışma Yahudi, Hristiyan ve İslami kaynakları tarayıp, tamam mı? Bu hususta kim neler yazmış, kim neler anlatmış, kutsal metinler neler diyor. Onları okuyucuların istifadesine sunmak. Yani ben burada yorum yapmıyorum Ethem abi. Kendi yorumu söylemiyorum. Ha, benim inancımı sorarsanız kadın peygamberler vardır. Yani ben bir defa yani peygamberlere iman eden bir insanım. Allah'a Evet. iman eden bir insanım. Benim inancım bunu gerektiriyor. Şimdi Allah Kur'an'da diyor ki size indirilene ve sizden önce indirilenlere iman edenler diyor. Tamam mı? İman edenler Evet. diyor. Yani biz ben yani Müslüman olarak Kur'an nasıl kutsal kitapsa Tevrat da öyle. Anlatabiliyor muyum? Yani ben şimdi Kur'an'ı esas alacağım ama Tevrat, İncil ne söylüyor? Umurumda değil. Öyle şey olur mu? Öyle şey olmaz yani. Şimdi dünya tarihi, insanlık tarihi 610 yılında Mekke'de başlamıyor Evet. yani. Şimdi 200 bin yıldır bu gezegen üzerinde insanlar yaşıyor. Dört buçuk milyar yaşında bir şey var, dünya var, bir evren var. Burada da 200 bin yıldır insanlar yaşıyor ve sen bu insanların yaşadığı 200 bin yıllık insanlık tarihini 24 saatlik bir saat olarak düşün, yani 24 saat. Bir saat olarak düşün, bunu bir gün olarak düşün, sadece bir gün olarak. Senin son 1500 yıllık, yani Kur'an geldikten sonraki zaman, o 24 saatlik içinde son 5 dakikadır yani. Saat 23:55 ile 00 arasındaki 5 dakikadır yani. Anlatabiliyor muyum? Hani ondan önce bir 23 saat 55 dakika daha var o gün yani. Ama sen 24 saatlik bir günde son 5 dakikada neler yaşandığını ele al. Öbür 23 dakika 55 dakika neler yaşadın? Bunları hepsini çöpe at. Öyle şey olur mu? Bu bütün gün benim yaşadığım gündür yani. Hepsini ben yaşadım. Dolayısıyla ben böyle bir ayıklamayı şey görmüyorum. Yani mantıklı da görmüyorum. Sağlıklı da görmüyorum.
Şimdi Tevrat, ben bu çalışmayı yaparken tamamen nesnel ve bilimsel kalmaya çalışıyorum. Mümkün mertebe kendi subjektif yorumlarımı katmamaya çalışıyorum. Kaynaklarda ne yazıyor, neler anlatılıyor? Bunları okuyucunun önüne seriyorum. Tamam mı? Yaptığım iş bu, Ethem abi. Evet. Kendi subjektif yorumumu, bazı noktalar çok şeydir, dayanamam, bir iki cümle söylerim ama sonuçta ben de insanım, ama mümkün mertebe kendi subjektif yorumlarımı katmamaya çalışıyorum. Bu çalışmayı yaparken esas aldığım kaynaklar da semavi dinlerin kaynakları. Yani Tevrat, İncil, Kur'an, bu üç kutsal kitap bu konuda neler diyor, neler anlatıyor? Artı Yahudi İkincil kaynakları, yani Talmud, Midraşlar, tamam mı? Evet. Rabbinik edebiyat bu konuda neler söylüyor? Hahamlar neler demiş? Artı Hristiyan İkincil kaynakları, işte Kral James İncil'i falan. Anlatabiliyor muyum? Artı İslami ikincil kaynaklar, yani hadislerdir. Şii, Sünni ayrımı yapmıyor. İslam alimlerin içtihatları, mezheplerin bu konudaki görüşleri. Ama bunlarla da yetinmiyorum. Diğer dinlerde, işte Zerdüştlük, Avesta, tamam mı? Mesela en son yayınlanan 28. bölümü ne zaman yayınlandı? Birkaç gün önce. Okuyanlar Avesta'dan ayetler de görecektir. Yani Avesta'dan bazı ayetleri kaynak verdiğimi de görecektir. Avesta, Zerdüştlüğün kaynakları, Budizm, tamam mı? Eski o Ölü Deniz parşömenleri, efendim arkeolojik bulgular, Sümer yazıtları, Babil yazıtları, anlatabiliyor muyum? Evet. Bilimsel kaynaklar, İngilizce, Almanca eserler ağırlıklı olmak üzere. Yani bilim insanlarının kaleme aldığı değerli çalışmalar, akademik çalışmalar. Şimdi bütün bunları hepsini tarıyorum. Şimdi bir bölümü yazıp bitirene kadar, yani sen okursun, 10 sayfalık bir yazıdır, 10-12 sayfalık bir yazıdır. 1-2 saat içinde okur bitirirsin, tamam mı? Eleştirini de yaparsın, bu kolaydır. Ama onu hazırlayana kadar benim canım çıkıyor Ethem. Yani oradaki her bir bilgi, her bir olgu, her bir cümle için ben onlarca kaynak tarıyorum. Amacım insanın faydalı bir eser ortaya koymak. Ve şimdiye kadar da çok iyi gittiğimi düşünüyorum. Birçok insan da bu görüşte. Dolayısıyla yapmaya çalıştığım şey budur Ethem abi. Şimdi senin soruna gelirsek, tamam mı? Müslümanlar niye böyle bir inanca sahip? Yani kadından peygamber olur. Şimdi bu konuda Kur'an-ı Kerim'de 3 tane ayet var. Ethem abi. Nahl suresi 43. ayet, Yusuf suresi 109. ayet ve Enbiya suresi 7. ayet. Tamam mı? Orada diyor ki, Nahl suresi 43'ü okuyorum. Şimdi önce söyleyeyim, bu 3 ayeti niye okuyorum? Çünkü buradaki temel tartışma, ayrışma, bu yanlış zihin yönlendirme, buradaki bir kelimenin yanlış tefsirinden, yanlış mealinden kaynaklanıyor. Şimdi burada diyor ki, biz senden evvel kendilerine vahyettiğimiz ricalen başka peygamber göndermedik. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Buradaki ricalen erkekler şeklinde tercüme ediliyor. Tamam mı? Ve dolayısıyla ayet şu şekilde meali yapılıyor. Biz senden evvel kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başka peygamber göndermedik. Oysa ricalen, tamam mı? Erkekler demek değildir. Bu ayette o anlamda kullanılmamıştır. İki ayağı üzerinde
yürüyen canlılar anlamında kullanmıştır. Onu da geleceğim için böyle diyorum. Diğeri Yusuf suresi 9. ayet. İşte aynı şekilde diyor. Biz senden önce şehirler halkına kendilerine vahyettiğimiz ricalen dışında elçi göndermedik. Enbiya suresi 7. ayette de biz senden önce de kendilerine vahyettiğimiz ricalen dışında elçi göndermedik. Eğer bilmiyorsanız zikir eline sorun. Şimdi Ethem abi. Şimdi burada önümüzde 3 ayet var. Hemen hemen aynı yani. Birbirini tekrarlı gidiyor. Her ne kadar Kur'an'ın farklı yerlerinde yer almışlarsa da aynı yani. Burada iki şeye vurgu var. Tamam mı? Bu ricalen kelimesi. Yani gönderilen peygamberlerin hepsi ricalen. Buna vurgu yapıyor. İkincisi bilmiyorsanız diyor bu konuyu zikir ehline sorun. Zikir ehlinin burada kasıt kitap ehli yani Tevrat ve İncil. Yahudi ve Hristiyanlar. Evet, evet. Şimdi dolayısıyla ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız? Önce ricalen nedir? Konuyu gerçekten anlamak istiyorsak hani amacımız kavga yapmak, sürtüşmek işte şeyse ayrı bir şey ama amacımız gerçekten gerçeği bulmaksa yapmamız gereken iki şeydir. Ayetin söylediğini yapmak. İşte ricalen nedir onu bir ortaya çıkaracağız. Artı ayetin dediği gibi yani Kur'an'ın emrettiği gibi zikir ehline soracağız. Tevrat ve İncil'e bakacağız tamam mı? Ama önce Kur'an'daki buradaki bu ayeti bir netleştirelim. Bunu netleştikten sonra Tevrat ve İncil'e bakacağız. Hocam Nahl suresi 43, Enbiya 100, Enbiya 7 ve Yusuf 109. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu her üç ayette de ricalen kelimesi yani recele kökünden türetilmiş bir kelime. Her üç yerde de erkekler şeklinde tercüme edilir. Bu ataerkil zihniyette sahip İslam müfessirleri tarafından. Burada ataerkil zihniyete sahip derken tırnak içinde demiyorum yani keşke tırnak içinde deseydim. Gerçekten öyleler. Halbuki bu cinsiyetsiz bir sözcüktür Ethem abi ve her üç ayette de erkekler anlamında değil insanlar anlamındadır. Yani iki ayağı üzerinde yürüyen canlı anlamındadır. Şimdi bunu nasıl tespit edeceğiz? Şöyle tespit edeceğiz hocam. Şimdi Kur'an'la haşir neşir olan, Kur'an'la bir münasebeti olan insanlar bilirler. Evet. Kur'an'ı en sağlam, en sağlıklı şekilde tefsir etmenin iki yolu vardır. Tamam. Birincisi Kur'an'ı Kur'an'la tefsir etmek. Yani tartışmalı veya birden fazla anlama gelebilecek veya anlamının ne olduğu işte bulanık olacak bir kelimeyle karşılaştığın zaman o kelime Kur'an'da başka nerelerde ve ne anlamda kullanılmış ona bakacağım. Buna biz Kur'an'ı Kur'an'la tefsir etmek diyoruz. Evet. İkincisi de bir ayetin anlamını ve vermek istediği mesajı doğru anlayabilmek için o ayetin niçin indiğini, yani ne amaçla indiğini, hangi olaya binaen indiğini bilmek gerekiyor. Bu hocam yani Kur'an'la en ufak, uzak, yakın bir teması olan herkesin bildiği şeydir. Yani en sağlıklı yol budur yani. Bir Kur'an'ın ayetlerini doğru anlamak için. İşte biz bu yoldan giderek, bu iki metodu takip ederek ricalenin anlamı nedir onu bulalım. Ondan sonra da ayetin Nasıl bize... kaçıncı ayeti özür dilerim. Ben mi yanlış okudum? Nahl suresi kaçıncı ayeti? 43 Ethem abi. Özür diliyorum. Ben yanlış ayeti vermişim. Yok. 43. Evet. Şimdi hocam ne yapacağız? Önce bu iki metotla yani Kur'an'ı Kur'an'a tefsir etme ve ayetin niçin indiğine bakarak hangi ne zaman ve ne için indiğine bakarak ricalen kelimesinin anlamını bulmaya çalışacağız. Maksadını. Evet. Ondan sonra da ayetin buyurduğu gibi eğer bilmiyorsan zikir eline sorun diye buyurduğu gibi zikir eline yani Tevrat'ta ve İncil'e ve onların kaynaklarına bakarak
bir sonuca varacağız. Tamam mı? Şimdi bu böyle bu şekil sen sonuca varsın. Bunun yolu ya yok bana camide böyle öğretildi. Ya yok bizim mahallenin hocası böyle diyor. Ya yok benim okuduğum kitapta böyle diyor. Benim parti liderim buna inanmıyor. Tamam mı? Bunun yolu o değildir. Bunun yolu bağnazlık, yobazlık değildir. Bunun yolu ayetin şey kısmını Latince yazılışını da verdim. Evet, dinliyoruz. Şimdi hocam, bu RCL kökünden türeyen kelimelerin Kur'an'ın diğer ayetlerinde hangi anlamda kullandıklarına bir bakalım. Bakalım erkekler anlamında mıdır? Yoksa iki ayağı üzerinde yürüyen canlı anlamında mıdır? Tamam mı? Önemli. Yani siz iddianızın temelinde, daha doğrusu kadınların dan peygamber olmayacağına dair iddia eden insanların Nahl suresi 43. ayetine dayanarak orada recale, o kelimeyi kullandığı ve bunu erkekler olarak anladığından dolayı böyle bir şeyin olamayacağını söylediler. Evet, evet, budur yani. Dayanak budur. Onların dayanağı bu. Siz de diyorsunuz ki recele kelimesi, recul kelimesi, recele erkek anlamda değildir. Daha çok iki ayaklı canlı anlamındadır. Ve bunun için Kur'an'ın diğer ayetlerinde de buna dair örnekler vardır. Buyurun. Evet. Anlaşılması ben, için biraz özetleyeyim. Ben meselenin ilmi bir şekilde yani cahilce işte ben böyle duydum ya böyle öğretildi vay camide böyle anlatılıyor ya okulda din kültürü ve ahlak dersini bilgisini dersinde böyle öğrendik değil. Hı. İlmi bir şekilde meselenin konuşulması taraftarıyım. Yani bu iş böyle yani ilmi bir bakalım, konu. Nas suresi ne diyor? Biz senden önceki vahiyetimiz erkeklerden başka. Evet. Bunlar erkek diyor. Ve dediğiniz evet, ilmi gibi Aleyhisselam. Evet. Dinliyoruz üstadım. Buyurunuz. Yani ilmi bir konu, ilmi bir düzlemde teati edilebilir Ethem abi. Evet. Dolayısıyla bakalım diğer ayetlerde Kur'an'ın diğer ayetlerine evet. Baktığımız zaman bu kelimenin Kur'an'ın birçok ayetinde kullanıldığını görüyoruz. Ama başka hiçbir yer, diğer hiçbir yerde bu aynı kelime erkekler şeklinde tercüme edilmiyor. Arapçayı çok iyi bilen sevgili arkadaşlarımız var. Buradan ben recele, evet sizin istediğiniz o kelimeyi buldum ve yayınladım. Evet buyurunuz. Şimdi Ethem abi. Başlayabilir miyim abi? Buyurunuz. Siz, ben sadece size yardımcı olmaya çalışıyorum. Buyurunuz. Şimdi dedim ki Kur'an'ın birçok yerinde bu kelime kullanılıyor. Aynı kelime. Ama hiçbir yerinde bunu erkekler şeklinde tercüme etmiyorlar. Her yerinde kelimeyi doğru bir şekilde tercüme ediyor İslam alimleri. Yani iki ayağı üzerinde yürüyen canlı şeklinde tercüme ediyorlar. Ama sadece bu üç ayete gelince peygamberlik konusu bilinçli olarak burada erkekler şeklinde tercüme ediyorlar. Ben kimseye iftira atmıyorum. Şimdi bunu ispatlayacağım. Tamam mı? Lütfen. Şimdi mesela hocam Nur suresi 45. ayet. Tamam mı? Şimdi yaratılışı anlatıyor tamam mı? Allah ne tür canlıları evet. Yarattığını anlatıyor. İyi dinleyin. Evet. Allah her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan bazıları karnı üzerinde yürümekte. Kimi iki ayağı ricleyin. Evet. Gördüğün gibi hocam bu kelimenin geçtiği her yerde iki ayağı vurgu var. Kimi iki ayağı ricleyin üzerinde yürümekte, kimi de dört ayağı üzerinde yürümektedir. Tamam mı? Sen bu ayeti tefsir ederken şu şekilde tercümesini yapıyor musun? Allah her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan bazıları karnı üzerinde yürümekte. Kimi erkektir. Evet. He?
Kimi de dört aya üzerinde yürümekte. O zaman böyle tercüme et madem o kelime. Nur süresi Nur süresi 45. ayet. Evet, onu da buldum. Onu da ekleyeyim. Karşılaştırma yapalım. Evet. Buyurunuz İhsan. Size ben sadece ya, şey yapmaya çalışıyorum. Gördüğün gibi hocam burada aynı kelime iki ayağı üzerinde yürüyen canlı anlamında kullanmıştır. Şimdi diğer bir ayete geçelim hocam. İsra suresi 64. Tamam. ayet. Tamam mı? İsra 64. Evet. İsra 64. Evet. Onlardan güç yetirdiklerini sesinle sarsıntı olur. Yani düşman üzerine nasıl saldıracağını anlatıyor. Onlardan güç yetirdiklerini sesinle sarsıntıya uğrar. Atlılarınla ve yayalarınla recil iken. Hocam yayalardan bahsederken gene aynı kelime var. Niye? Evet. Çünkü iki ayak var burada yaya olma durumunda. Recil iken. Evet. Onların üzerine yaygarayı kopar. Gördüğün gibi hocam bu ayette at üstünde yol alanlar yani sivari diyar dediğimiz kesimden evet. bahsederken bir heylike ifadesi kullanmış. Ama yayalar yani piyade dediğimiz peya olanlar için ise recilike ifadesi kullanılmış. Yani aynı kelime gördüğün gibi burada hiçbir müfessir üç değişik ayette verilen kelimelerin hepsini kopyaladığım Kur'an'ın orijinalinden aşağıda manşet kısmında duruyor. Arada evet. fark ne? Şimdi gördüğün gibi hiç kimse de bunu erkekler olarak anlamamış, erkekler olarak tercüme etmemiş. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. O kelimenin geçtiği her yerde iki ayağa vurgu vardır. İki ayak. Kadında iki ayak yok mu? Kadın dört ayaklı mı? Sekiz ayaklı mı? Aşk. Şimdi hocam devam edelim istersen. Bir sonraki ayete geçelim hocam. Maide suresi 66. ayet. Ve eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve kendilerine Rablerinden indirilen Kur'an'ı ayakta tutsalardı, elbette üstlerinden ve ayaklarının altından sayısız nimeti yiyeceklerdi. Hocam burada üstlerinden ifadesinde kullanılan kelime Kur'an'da fevkihim, ayaklarının hı-hı. altında kullanılan kelime gene aynı erculihim. Gene ben iki ayağı vurgular. Gene. Erculihi de buldum. Evet. Evet. Gene iki ayağı vurgu var. Devam edelim hocam. Araf suresi 195. ayet. Onların yürüyecek ayakları mı var? Erculun. Gene ayak. Gene iki ayağı vurgu var. Onların yürüyecek evet. ayakları erculun mu var? Yahut tutacak elleri mi var? Veya görecek gözleri mi var diye devam ediyor işte. İşitecek kulakları mı var? Ama burada iki ayağı olan vurguda gene erculun kullanılmış hocam. Aynı kelime. Maide suresi 6. ayet hocam. En sevdiğim bölüm. Şimdi o kadar güzel ki yani gerçekten bu peygamber yani peygamberlerin hep ricalen olduğunu erkekler şeklinde tercüme edenlere tokat gibi bir ayet biliyor musun? Bak ne diyor? Ey iman edenler. Hocam bunu iyi dinle. Maide suresi 6. ayet. Şimdi şeyi anlatıyor tamam mı? Abdest nasıl alınır? Allah onu anlatıyor. Evet. Yani namazdan önce abdest alıyorsun ya. Abdest nasıl alınmış? Ya benim bu gözüm ne pet oluyormuş. Onu anlatıyor. Abdestin nasıl alınacağını anlatan ayette. Ey iman edenler. Namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın.
başlarınızı mesedin ve her iki topuğa kadar ercumulekum ayaklarınızı da. Şimdi ben soruyorum bu Nal 43 Enbiya 109 ve o Yusuf suresindeki ayetlerin 3 ayeti peygamberlikle ilgili ayetti. O kelimeyi erkekler şeklinde tercüme edenlere. Burada da niye erkekler olarak tercüme etsene. Mesela şu şekilde tercüme etsene. Abdesti böyle anlatsana. Ey iman eden, namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı mesedin ve sonra gidin erkeklerinizi yıkayın diye tercüme etsene o zaman. Madem bu kelime erkekler demek, değil mi? Madem sizin mantığınıza göre bu kelime erkekler demek, o zaman böyle tercüme et yani. Abdesti böyle anlat yani. Namaza kalktığın zaman yüzlerinizi ve dirseklerinizi hatta ellerinizi yıkayın, başlarınızı mesedin ve sonra gidin soru. Erkeklerinizi yıkayın. Değil mi? Madem erkekler aklı demek. Hocam bir sonraki ayete geçiyorum. Tamam mı? Saat suresi 42. ayet. Tamam mı? İki ayağını riclik yere vur. İşte hem yıkanacak hem içilecek su. Gördüğün gibi iki ayağını ifadesinde riclik kelimesi kullanılmış. Yani iki ayağını bizim Türkçe olarak iki ayağını dediğimiz şeyin Arapçası, Kur'an Arapçası riclik. Aynı kelime ve iki ayağı var. Sen bunu bu şekilde tercüme ediyor musun? Erkeğini yere vur. Git kocanı yere vur diye mi tercüme ediyorsun sen bunu? Senin mantığına göre böyle anlamamız lazım. Ya burada hitap bir çocuğadır ya, bir kadına da değil. Bir çocuğa İsmail Zemzem olayını anlatıyor, tamam mı? İki ayağını yere vur. İşte hem yıkanacak hem içilecek su. Riclik. İki ayağını. Devam edelim hocam. Nur suresi 24. ayet. Tamam mı? Nisa suresi değil. Haluk Erciş Bey. Nahl suresi 43. Evet. Evet. Özür diliyorum. Devam edelim. Nur suresi 24. ayet. Bir örnek daha vereyim. Evet. Şeyi anlatıyor. Mesela biz öldükten sonra hani hesap gününde vücudumuzun organları aleyhimize şahitlik yapacak. Yani buna iman etmişiz. Yani evet. Gözlerim evet. Diyecek işte. Beni evet, kullanarak karama baktı. İşte dilim diyecek beni kullanarak yalan söyledi. Ve ayaklarım diyecek beni evet, kullanarak haram yoldan gitti. Yani ya da ellerim diyecek beni evet, kullanarak kötülük yaptı. Tamam mı? Onu anlatıyor. Diyor ki dikkatle dinleyelim hocam. Çok önemli çünkü. Yani konuyu da izaha kavuşturan bir şey. Nur suresi 24. ayet. O gün dilleri, elleri ve erculuhum ayakları işledikleri kötülükler konusunda aleyhlerine şahitlik edeceklerdir. Sen bunu bu şekilde tercüme ediyor musun? O peygamberlikte hani erkeklerden başka, çünkü o kelime erkekler şeklinde tercüme eden İslam alimleri. O gün dilleri, elleri ve kocaları işledik. Böyle tercüme etsene o zaman. Madem bu kelime erkekler demek. Tamam mı? Hocam gördüğün gibi Kur'an-ı Kerim'de konuyla ilgili bu kelimenin geçtiği diğer ayetlerin tamamında iki ayağı var, vurgu var ve bütün İslam müfessirleri de bu şekilde tercüme etmişler. Ama sadece ve sadece bu peygamberlikle olan ilgili olan 3 ayette Nahl 43, Yusuf 109 ve Enbiya 7 aynı kelimeyi erkekler şeklinde tercüme etmişler. Niye? Çünkü işlerine geliyor. Tamam mı? İşlerine böyle geliyor. Ataerkil zihniyetin bir dışa vurumu. Şimdi dedik ki iki metot var değil mi bir ayeti doğru anlamak için? Kur'an'ı Kur'an'la tefsir etmek, bunu yaptık az önce. İkincisi, ola ki bu kelime erkekler anlamın dilde, yani Arapça esnek bir dildir. Erkekler anlamında kullanıldığı zaman da olabilir. O zaman nasıl anlayacağız? Çünkü mesela ben desem ki ya bir tane adam gördüm karısıyla beraber yolda yürüyordu, tamam mı? Veya şöyle bir cümle, bana 3 tane adam lazım. Bir iş kuracağım, bana 3 tane adam lazım. Şimdi birinci ki cümlede adam erkek anlamındadır değil mi? Bir tane adam gördüm, karısıyla beraber yolda yürüyordu. Oradaki adam erkek anlamında. Ama ikinci cümlede kullandığım adam insan anlamındadır, erkek değil. Yani bana 3 tane adam lazım derken illa erkek olsun diye bir şart yok, kadın da olabilir. Tamam mı? Şimdi
O zaman hangisidir? Bunu anlamak için de ikinci metoda geçeceğiz. Neydi ikinci metot? Bir ayetin niçin indiğini, değil mi? Yani kullandığım, şu ana kadar takip ettiğim metodolojide Kur'an'ı anlama çabası bakımından, Kur'an'ı tefsir metodu bakımından bir yanlış var mı? Yok. Metot budur, değil mi? Yani bu bizzat İslam alimlerinin de gösterdiği, önerdiği, salık verdiği metottur, değil mi? Kur'an'ı Kur'an'la tefsir, bunu yaptık. Şimdi de ola ki, hani ola ki, ricalen erkekler, tamam doğru, iki ayaklı canlı anlamında ama erkekler anlamına gelen kullanımları da ola ki vardır diye. O zaman bunu tespit etmek, en ikinci yola başvuruyoruz. Nedir? Bu ayet niçin indi, ona bakacağız. Şimdi hocam, ayetin niçin indiği, bu ayetlerin neye binaen indiği, bütün İslami kaynaklarda sabit bir konu, bilinen bir konu. Nedir o? O da şudur. Şimdi Peygamber Efendimiz peygamberliğini tebliğ edince hocam, Mekke müşrikleri ne yapıyorlar? Hazreti Muhammed'in peygamberliğini kabul etmiyorlar, değil mi? Evet. Ne diyorlar müşrikler? Bize uyarıcı olarak, Allah tarafından bize uyarıcı olarak, yahu bizim gibi bir insan mı göndermeli? Yani bu insan bizim gibi biri, tanıdığımız biri, çocukluktan beri biliyoruz, bizim aramızda yaşayan herhangi biri, tamam mı? Tamam. Yani şimdi hani şey olmasın, hani hani örnekte hata yoktur diye bir atasözü vardır. Teşvikte hata olmasın. Şimdi mesela Ethem gönderilmiş peygamber olarak. Ben diyorum ki ya Ethem'den başkası yok muydu? Benim tanıdığım bir adam. Yani görüşüyoruz, selam ve beraber. Ya öyle şey mi olur? Ben nasıl ona tabi olurum? Hani anlatabiliyor muyum? Böyle bir sayıkla hareket ediyor Mekke müşrikleri. Diyor ki yani bizim aramızda yaşayan bizim gibi bir insan mı gönderilecek bize uyarıcı olarak? Allah bize elçi olarak bir melek göndermeli değil miydi? Mekke müşriklerin bu itirazı bilinen bir şey yani, değil mi? Bize Allah elçi olarak bir melek göndermeli değil miydi? Yani onların mantığına göre onlara peygamber olarak, elçi olarak bir melek göndermeli Tanrı. Yani onlar gibi bir insan değil. Şimdi buna binaen bu ayetler iniyor. Peki yani onlar gibi iki ayaklı değil de bir melek geldi. Evet. Ya bizim gibi iki ayaklı bir insan, iki ayağı üzerinde yürüyen bir insan mı göndermeli bize diyorlar. Aynen ifade bu yani. İtiraz ederken kullandıkları kelime bu müşriklerin. Bize elçi olarak bizim gibi iki ayağı üzerinde yürüyen bir insan mı göndermeli? Yani iki ayağı olan bir insan değil de iki kanadı olan bir melek gelse daha iyi yani. Şimdi buna binaen bu ayetler geliyor. Şimdi peki soruyorum ben Müslüman kardeşlerime. Buna binaen indirilmiş olan ayetlerde peygamberlerin ve daha önce gönderilmiş olan bütün peygamberlerin erkek olduğunu niye vurgulansın? Yani Mekke müşrikleri Hazreti Muhammed'i erkek olduğu için mi peygamberliğini reddediyorlar? Hayır, insan olduğu için. Yani onlar onların itirazı cinsiyete değil. Yani erkek olduğu için reddetmiyorlar. İnsan olduğu için. Onların itirazı canlı türüne, yani insan erkek olduğu için değil, insan olduğu için. Hani müşrikler şöyle bir şey dese, ya bir kadın gönderse daha iyi değil miydi? Niye erkek peygamber gönderdi? O zaman tamam, erkekler olarak belirtmesi elbette o beklenir ama şimdi öyle bir itiraz yok. Allah bu itiraza binaen bu ayetleri gönderiyor. Bize elçi olarak, uyarıcı olarak Allah bizim gibi iki ayağı üzerinde yürüyen bir insan mı göndermeliydi? Bize elçi olarak bir melek gönderilmeli değil miydi? Bu itiraz üzerine bu ayetler iniyor ve bu ayetlerde Allah diyor ki sizden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlerde sizler gibi ricalen, yani sizler gibi iki ayağı üzerinde yürüyen canlılardı. Yani bunu anlatmaya çalışıyor. Ama erkek olduğunu niye vurgulansın? Yani burada mevzu erkeklik, dişilik değil ki. Burada konu o değil. Burada itiraz ona değil. Yani. İtiraz ona değil. Ona
bir cevap mahiyetine verilecek bir şey yok. Çünkü yani Mekke müşriklerinin kadın illa peygamber, peygamber illa kadın olacak, erkek olsa kabul etmeyiz gibi bir zihniyeti, böyle bir şeyi yok yani. Anlatabiliyor muyum? Evet. Dolayısıyla hocam, yani gerek Kur'an'ı Kur'an'la tefsir ettiğimizde ve gerekse ayetin niçin, hangi olaya binaen nuzul ettiğine baktığımızda, buradaki ricalen kelimesinin erkekler değil de iki ayağı üzerinde yürüyen canlılar olduğu ortaya çıkıyor. Ben fazladan bir üçüncü kanıt daha sunayım. Fazladan. Tarihsel bir kanıt. O da şudur. Mesela yani malumunuz olduğu üzere gerek Hazreti Muhammed henüz hayattayken ve gerekse ondan sonra halifeler döneminde birçok sahte peygamber çıkmıştı değil mi? Hatta bunlara karşı Ebu Bekir döneminde ciddi ciddi sıcak savaşlar veriyor. Rihle savaşları veriyor bunlar. Şimdi bu peygamberlerin içinde, yani bu peygamber değil mi de haşa, peygamberlik iddia edenlerin içinde kadın olanlar da var. Doğru. Kadın olanlar da var. Doğru. Hatta isteyen araştırma yaparak bunların isimlerine de ulaşabilir. Ama şu var. O peygamberlik iddiasına bulunan diğerlerinin, yani erkeklerinin iddialarına hangi söylemlerle Müslümanlar karşı çıkıyorsa, anlatabiliyor muyum? Kadın olanların da aynı söylemlerle karşı çıkıyor. Yani demiyorlar ya sen peygamber olamazsın, sen kadınsın bir kere. Böyle bir şey söyleyen yok. Ha demek ki o Hazreti Muhammed ve sahabelerinin, yani o ilk dönem İslam ilk İslam neslinin de zihninde peygamber illa erkektir, böyle bir algı yok. Bir defa bu ayetler, ki bu ayetler ilk inen ayetlerdir, Mekke müşriklerin itirazlarına binaen indiği için Mekki ayetlerdir. Bu ayetler duruyor değil mi? Şimdi düşün ki peygamberlik iddiasında bulunan bir sürü insan var. Sen Müslümanlar olarak Hazreti Muhammed'in arkadaşısın, sahabesin, onun etrafındasın. Siz bunlara karşı mücadele ediyorsunuz değil mi? Sonra o peygamberlik iddiasında bulunanların yalan söylediklerini, onların iddiasının aslı olmadığını kendince işte bazı sebeplerle karşı çıkıyorsun ve onlara karşı savaşıyorsun değil mi? Hı. Şimdi erkek olsun kadın olsun hepsine aynı argümanlarla karşı çıkıyorsun. Ya bir defa buradaki ayette erkekler olsa gerçekten Nahl suresi 43'te sen ilk başta şunu dersin kadın olanlara. Yahu bak 3 tane ayet var, biz senden önce gönderdiğimiz peygamberler de hepsi erkeklerdi diye ayet açık var. Sen kadınsın, bir defa senin iddian baştan çürük derdin yani değil mi? Şimdi böyle bir şey diyen yok. Böyle bir şey diyen olmadığına göre, tamam mı? Yani kadın peygamberlik iddiasına bulunan kadınlara karşı mukabele ederken kadından peygamber olmaz ya da bu ayetleri gösteren kimse olmadığına göre peygamberlik iddiasında bulunan erkeklere hangi argümanlarla karşı çıkılıyorsa, hangi argümanlarla mukabele ediliyorsa kadın olanlarla aynı argümanlarla mukabele edildiğine göre demek ki peygamber illa erkek olacak, böyle bir algı yok, ayette böyle bir mana yok. Bir defa ayet gelmiş bu ayetler önlerinde. Böyle bir anlamı olsa ayetlerin, bunlar o kadınların cinsiyetini öne sürerek, tamam mı, hiç tartışmaya bile girmezlerdi. Yani o kadar ilmi uzun uzun açıklama yapmalarına gerek kalmazdı. Değil mi hocam? Yani akıl var, mantık var. Öyle değil mi? Evet. Şimdi o zaman biz bunu ricalen kelimesinin ne anlama geldiğini, ayetin ne anlattığını ortaya çıkardıktan sonra Kur'an'ın buyurduğu gibi, eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diye buyurduğu gibi biz de zikir ehline soralım. Kadın peygamber var mı yok mu? Şimdi hocam Tevrat'ta buradan hareketle, Kur'an'ın bu ayetinden hareketle siz diyorsunuz ki Tevrat'a ve İncil'e de sormamız lazım. Çünkü Kur'an böyle emrediyor. Ey Müslüman. Ya Kur'an bunu söylüyor. Kur'an bunu söylüyor. Bilmiyorsanız onlara sorun diyor. Müslümanlar da diyor ki Tevrat'tan İncil'den bana ne diyor.
Özellikle bana evet. gelen itirazlardan çoğu bu. Tevrat'tan evet. İncil'in üzerine tahrif olmuş. Sanki adam tahrif olduğunu görmüş de hani tahrif olduğu da bir, tahrif olduğuna dair de bir ifade yok. Kur'an'da tam tersine tahrif edilmediğini anlatıyor Kur'an. Yani o ayrı bir konu. Yani ona ayrı bir program yapılır ama ben inanmıyorum yani Tevrat'ın tahrif edildiğini. Yani Kur'an'ın böyle bir iddiası yok. Bu tamamen Müslümanların uydurduğu bir şey yani. Bilakis Tevrat'ta da İncil'de de yani direkt ayet var yani Tanrı'nın sözü baki kalacaktır. Allah korur yani. Bir dakika. Sen saydın sadece Kur'an'da mı var bu ifade yani? Yani biz onu koruyacağız ifade. Tevrat'ta da var. Yani siz şunu iddia ediyorsunuz. Tevrat veya İncil Müslümanların iddia ettiği gibi tahrif edilmiş değil. Bizzat Kur'an'ın içinde de böyle bir iddia yok. Yok, Kur'an tam tersine Tevrat'a ve İncil'e inanmamızı istiyor. Onların hak kitaplar olduğunu söylüyor ve hiçbir yerinde, Kur'an'ın hiçbir yerinde tahrif edildiğine, eski kutsal kitapların tahrif edildiğine hiçbir ibare yok. Ama şu var, yani ayetlerin anlamını çarpıtma, ama onu Müslümanlar da yapıyor yani o mantıkla gidersek o zaman Kur'an da mı tahrif edilmiş? Yani şimdi bir ayetin anlamını... Bir ayetin anlamını çarpıtmak eğer o kitabın tarif edildiği sonucu o zaman Kur'an da mı tarif edilmiş yani? Kur'an'daki ayetleri de çarpıtan bir sürü şeyler var yani. Aha sana IŞİD'den tut bilmem FETÖ'ye kadar bilmem AKP'den tut Adnancılara kadar bir sürü 50 çeşit fraksiyon var yani. Şimdi sen buna bakıp Kur'an tarif mi edildi mi diyeceksin. Yani orada evet. Kur'an'ın anlatmaya çalıştığı şey yani Tevrat'taki hükümleri işlerine geldiği gibi yorumladılar. İleride Müslümanların da en profesyonel bir şekilde yapacağı gibi yani. Yani tamam burada yani, vurgu Tevrat'ın kendisine değil uygulayıcılarına. Hiçbir yerde. Bakın Kur'an'ın hiçbir yerinde Tevrat'ın ve İncil'in yani, tahrik evet buyurunuz. Yani tekrar söylüyorum. Çok önemli bir. Kur'an'ın kendisine göre ne Tevrat ne de İncil tarif edilmemiştir. Bu Müslümanların sakat bir iddiasıdır diyorsunuz. Bu bir. İkincisi Tevrat'ın içinde de bu Allah'ın kelamıdır, Rabbin kelamıdır, tarif edilmez diye ayetler var. Bu iki. Üç. Müslümanların iddiası erkekler, peygamberler sadece erkeklerden oluşur, gelir. Nahl suresi 43. ayete dayandırılan bu hüküm aslında basit bir hükümdür. Orada vurgu erkeklere değil, iki ayaklı canlılara demektir. Bu kadın veya erkek olarak betimlenmemiş, belirtilmemiş ekstrada. Siz bunu neden erkek olarak tercüme ediyorsunuz? Altında aslında bir zihin okuması var, bir kadın düşmanlığı mı var demek lazım mıdır? Direkt kadın düşmanlığı var. Direkt. Şimdi hocam yani Kur'an'dan bunlar çıkmıyor diyorsunuz. Benim okuduğum Kur'an'dan bunlar çıkmıyor diyorsunuz. Hocam Kur'an'ın hiçbir bak tekrar Türkçe konuşuyoruz değil mi burada? Tabii biraz daha vurgulayasınız diye söylüyorum. Bak Bilal'e anlatır gibi anlatıyorum. Tamam mı? Lütfen. Sosyal medya tabiriyle hani Bilal'e anlatır gibi anlatıyorum. Tevrat ve İncil'in, Kur'an'ın hiçbir ayetinde, hiçbir yerinde. Şimdi Kur'an'daki İslam tamamen başkadır. Müslümanların inandığı İslam tamamen başkadır. Evet. Kur'an'daki İslam'da Tevrat ve İncil'in tahrif edildiğine dair hiçbir ibare yoktur. Hiçbir vurgu yoktur. Tam tersine. Onların Allah tarafından indirilmiş hak kutsal kitaplar olduğu ve onlara uyum tavsiyesinin olduğunu göreceksiniz. Çok enteresan. Şimdi tarif edilmiş kitaplara Allah gidin uyun der mi? İkincisi tahriften maksat eğer kutsal kitaplardaki ayetleri kendine göre çarpıtmak kendine göre yorumlamaksa o zaman en fazla tarif edilen bu mantığa göre Kur'an'dır dememiz gerekir. Çünkü bunu en iyi yapan Müslüman. Harikasınız. Ee,
Yani milyarlarca galaksilik evreni deve kuşu yumurtasıyla açıklayan bir din henüz gelmedi yani yeryüzüne. Yani Müslümanlar şampiyonluğu kimseye kaptırmamışlar bu konuda ya, kusura bak. Yani hiçbir din alimi, hiçbir dinin alimleri çatayı bu kadar yükseltemedi yani Müslümanlar kadar. Onun için böyle bir ibare yoktur. Artı Kur'an'da iki tane ayette net bir şekilde hocam Allah'a iman edip Tanrı'ya inanıp salih amel işleyen Müslüman olma şartı yok. Hiç yok. Hiç meallerde parantezin içine siz ne yazarsanız yazın. İsterse destanlar yazın. Olmayan şeyleri parantez içine yazarak meal yaptığını ileri sürenler. Yani Allah'a iftira atanlar. Kur'an'da olmayan şeyi o parantez yöntemiyle Kur'an'ın içine sıkıştırırlar. Siz ne yazarsanız yazın. Evet. Kur'an'ın iki tane ayetinde Allah'a iman edip salih amel işleyen. Sadece bu iki şart. Öyle hiç. La ilahe illallah, eşhedü en la Galiba ilahe illallah. Öyle bir şey yok. ahirete iman da var. Ahirete iman da var. Ahirete Üç iman. tane. Allah'a ve ahiret Üç doğru. şart. Bravo. Allah ve ahiret ya zaten Allah'a iman, ahirete iman aynı yani aynı şey çıkıyor. Ve salih amel işleyen Yahudi, Hristiyan ve Sabilerin cennete gideceği açık açık belirtiyor. Ama Müslümanlara göre Yahudiler ve Hristiyanlar ya bırak Yahudi ve Hristiyanları Aleviler, Şiiler bile cennete gidemiyor. Hatta onu da bırak. Şafiler bile benim partime oy vermeyen diğer partili rakip parti siyasi partilere oy verenler bile cehenneme gidiyor. Şimdi Kur'an'daki İslam farklıdır Ethem abi. Peki ben Müslümanların buradan size bir soru soracağım. İki tane mesaj okuyacağım. Siz bunları açınız lütfen. Bu bir. Birinci mesaj bir Kürt hanımefendisine ait. Leyla Bedirhan Kasım'da söyler. Bazı çevrelerde erkek çevirdi. Hani bu sizin bahsettiğiniz o recale kelimesi erkekler olarak çevirdi diye hata ettiler. Sen iki ayaklı erkek gösterene kızıp iki ayaklı iyi kadın olarak çeviriyorsun. Oysa bahsedilen ayetler elçilerin iki ayaklılardan yani insanlardan geldiğini anlatır. Galiba burada bir yanlış anlaşma var. Sayın Sediyani iki ayaklı kadın olarak çevirmedi. Tam tersine iki ayaklı erkek olarak çevirip kadın düşmanlığı yapanlara bir şamar vurdum. Ben de o kanattayım. Ya ben İkinci kadın olarak bir çevirmedim ki. Yani insan. Burada cinsiyete vurgu yok dedim yani. yani burada cinsiyete vurgu yok. İki ayaklı insan derken neden erkek olarak tercüme ediliyor? Bu kadın düşmanlığı yapılıyor diyor ki ben de o kanattayım. İkinci bir mesaj da Sayın Metin Pirani'ye ait. Katılımcıya sonra okur musunuz lütfen? İmam Şafii anadan babadan Arap olmasına rağmen Kur'an-ı Kerim'i tefsir ederken sırf yanlış yapmamak için 2 yıl bedevilerin içinde kalıp Arapçayı daha iyi öğrenip yanlış yapmamak adına böyle bir ihtiyaç duyuyor. Katılımcı arkadaşımızın en azından Arapçayı da gramerini bilmek zorunda değil mi? Kendisinin böyle bir ilmi var mı ki bu kadar ciddi bir konuya yorum yapıyor? Bunu bir eleştiri olarak Ben de yanlış tefsir, ben daha hassas davrandım. İmam Şafii'nin aynı hassasiyeti bende. Ben de yanlış tercüme edinmemek için gidip İskandinavya'da Vikinglerin arasında 2 sene kaldım. Hani dinimiz evrensel ya Metin kardeş. O açıdan biliyor musun? Bütün bir evreni yaratanın mesajını anlayabilmek için gidip bir küçük topluluğun arasında 2 sene kalıyorsan o yani neyse. Şimdi hocam cevap verme hakkına sahipsiniz. Siz neden İskandinavya'ya gittiniz, 2 sene orada kaldınız? Kur'an'ı anlamak için mi gittiniz? Özür diliyorum. Kur'an'ı daha iyi anlamak için İskandinavya'ya mı gittiniz? evreni yaratan, bütün bu evreni, bütün bu galaksiyi yaratan yüce yaratıcının mesajını anlamak için, tamam mı? Efendim, dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan küçük bir topluluğun arasına gidip yaşamak, ya bu bir defa yani
bütün bu kainatı yaratana gerçekten hakarettir ya. Ya böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey var mı? Yani benim şu an mesela aynı mantıkla sorayım. Benim mesela o İmam Şafii'nin gidip aralarında Kur'an'ı iyi anlayabilmek için aralarında 2 sene yaşadığı bedevilerin arasına gidip 2 sene yaşama imkanım yok. Peki ben sorumlu değil miyim o zaman? Yani o zaman ben Kur'an'dan sorumlu değil miyim? Çünkü Mantıkla biraz doğru sorumlu olursunuz. yani madem ki Kur'an'ı anlamanın yolu bu, o zaman sadece bu imkanı olanlar, etrafında bedeviler olanlar, Arap bedeviler olanlar bu kitaptan sorumlu olması lazım. Çünkü anlamayan bir insan anlamayan bir şeyden sorumlu tutulamaz yani. Yani Doğru. insanlar, devletler bile insanlar ve Devletten huy. devletler bile insanlara böyle bir kötülük yapmazlar. Yani sen bunu Tanrı'nın böyle bir şey yapacağına nasıl ihtimal verirsin? Ya Evrensel bir benim hukuk. mesela benim o imkanım yok gidip yani bir bedevin arasında. Ama çok merak ediyorsan bedevilerin arasında yaşamış. Hatta kendisi bizzat bedevi kökenli olan, tamam mı? İslam'ı da İmam Şafii kadar bilen, belki de ondan daha iyi bilen ve fakat aynen benim dediğim gibi kadın peygamberler vardır diyen İslam alimlerinin de görüşlerini ben sevgili Metin kardeş, kendisini çok severim, bunu da söyleyeyim yani. Çok sevdiğim değerli bir insan. Yani birbirimizi sevmek ayrı bir şey, bir şeyin izaha Pardon, kavuşmak başka bir yani, şey. hayır, yani kızgınlığımdan yanlış Hayır, anlaşılmasın hayır, diye söyledim. hayır. Ben bu bahsettiği bedevilere uzak olmayan, bahsettiği Arapçaya da uzak olmayan ve bahsettiği İmam Şafii'deki ilminden de aşağı olmayan bazı İslam alimlerinin kendileri bizzat berberi ve bunların görüşlerini söyleyeceğim ki buraya kadar hala mesele anlaşılmamış. Yani hala sanki bunu ilk ben ortaya atıyorum, ilk ben uyduruyorum gibi reaksiyonlar geldiği için Evet. bunu izah Yani etmek bir şey zorundayım. daha söyleyeyim. Sayın Sedyani, biz yani şöyle bir şey söyleyeyim. Bir Müslümanın kadından da peygamber olur, buna iman ederse imandan, dinden çıkar mı? Valla tersinde çıkabilir. Yoktur diyenler. Çünkü peygamber... Şimdi şöyle bir şey var Ethem abi. Şimdi mesela sosyal medyada ya da şeyde işte YouTube videolarında görürsünüz. Mesela işte inançlı insanlarla inançsız insanlar tartışırlar. Tamam mı? İşte bir tarafta Müslümanlar, bir tarafta ateistler falan. Bir de eğlenceli oluyor bu şeyle. Müslümanlar diyor ki işte ateistlere biz işte Allah'ın varlığına iman ettik. Ahirete iman ettik. Bütün hayatımızda işte ibadet ettik. Siz de bunlara inanmadığınız için bunları yapmadınız. Şimdi tabii öbür tarafta ne var bilmiyoruz. Eğer sizin dediğiniz gibi çıkarsa yani diyelim öldük öbür tarafa gittik işte Allah yok haşa ahiret yok cennet cehennem yok biz yine bir şey kaybetmeyiz tamam mı? Ama ya varsa tamam mı? Ya varsa o zaman siz halinizi düşünün siz çünkü inkar ettiniz tamam mı? Şimdi bu mantıkla ben de o zaman aynı mantıkla söyleyeyim yani. Şimdi ben kadın peygamber olduğunu iddia ediyorum. Bir sürü İslam alimi de iddia etmiş, tamam mı? İslam mezhepleri var. Zikredeceğim birazdan bunları. Siz de yok diyorsunuz. Peygamber sadece erkek kadınlardan peygamber yok diyorsunuz. Sadece erkekler peygamber diyorsunuz. Diyelim gittik öbür tarafa, öğrendik gerçeği. Ya bu kadınlar işte Sara, Asiye, işte efendim Hacer, Ester, Debora, Hulda, tamam mı? Abigail, bunlar peygamber değilmiş gerçekten sizin dediğiniz gibi. Ben bir şey kaybetmem ama ya peygamberlerse gerçekten. Siz peygamberlerin peygamberliğini inkar ettiniz. Yani o zaman kafir olarak öldürürüz. Çünkü Evet. peygamberlere imanın şartlarından biridir yani İslam'a göre. Değil mi? Evet. Şimdi bu mantıkla gidersek. Bakara suresinin son ayetine göre, evet.
Evet. Şimdi hocam şey çok kesti. Ben sistematik bir sırayla gitme Buyurun, tarafındayım. buyurun. Biz sohbet ediyoruz. Uzun zamanımız var. Yani gelen Şimdi sorulara da cevap vermemiz lazım o açıdan. tamam. Şimdi biz Yani Enbiya sizden başka suresi kim iddia ediyor? işte Peygamberlik geleceğim. hakkında. Şimdi Buyurun. Enbiya suresi 7. ayette Allah bize Allah'ın bizden bir isteği var, tamam mı? Bu konuyla ilgili. Allah diyor ki Enbiya suresinde 7. ayette eğer bu konuyu bilmiyorsanız diyor Evet. Tevrat ve Dinle. İncil ehline sorun diyor. Yani bu konuyu bilmiyorsanız Facebook'ta birbirinizle kavga edin demiyor. Ethem'e sorun, İbrahim'e sorun demiyor. Metin'e sorun demiyor. Kime sorun diyor? Tevrat ve İncil ehline sorun. Şimdi o zaman bir soralım bakalım bu Tevrat ve İncil ehlindeki kardeşlerimize. Şimdi hocam Tevrat'ta baktığımız zaman Tevrat kadın peygamberlerin isimlerini takır takır sayıyor. Tamam mı? Tevrat'ı Mesela sayıyor. Miriam'dan bahsediyor. Musa'nın kız kardeşi Miriam'ın yani Meryem. Harun'un kız kardeşi Meryem. Onun peygamber olduğunu söylüyor ve direkt peygamber Meryem diyor, tamam mı? Tekvin bölümü kitabında yani yaratılış kitabında 15. bölüm 20. ayet. Ondan sonra Devorah var bu hakim. Hakim Devorah çok da güzel bir kadınmış. Hakimler kitabında 4. bölüm 4. ayette Hulda'dan bahsediyor hocam. Hulda'dan. Kadın peygamber Hulda'dan. O da 2. tarihler kitabında bahsediyor. 34. bölümün 22. ayetinde. Nadia'dan bahsediyor. Tamam mı? Ondan sonra işte Ester. Tamam mı? Kadın peygamberlerden bahsediyor. 7 tane kadın peygamber sayıyor. Tevrat'ta, Talmud'da. Talmud'da Megillah bölümünün 14'e A. 14. satır A beytinde 7 tane kadın peygamber sayıyor. Talmud yani Yahudilik'in medeni kanunu hükmünde yani sözlü kanun kağıda dökülmüş derlemesidir. Talmud toplam 48 erkek peygamber ve 7 kadın peygamber sayıyor Ethem. Talmud. Bu kadın peygamberler Sara, Miriam, işte Hanna, Abigail, Deborah, Hulda ve Ester. Onun dışında diğer kutsal kitap Hristiyanların İncil, Luka İncil'inde biliyorsun bunların 4 tane şey var. Matta, Markus, Yuhanna. Luka'da 2. bölüm 36. ayette aynen şu ifadeler var. Aşer oymağından Fenuel'in kızı Anna adında çok yaşlı bir peygamber vardı. Genç kız olarak evlenip kocasıyla 7 yıl yaşadıktan sonra dul kalmıştı. Anna'dan direkt peygamber olarak bahsediyor İncil ve bu Anna Fenuel'in kızı Anna Aşer oymağından. Şimdi bu Anna milattan önce 90 yılında doğmuş. Milattan sonra 5 yıl vefat etmiş. Yani Meryem'i de görmüş yani. Yani düşün vefat ettiğinde İsa 5 yaşında bir bebek. Tamam mı? Şimdi gördüğünüz gibi muhterem Müslümanlar Kur'an'ın buyurduğu gibi zikir ehline sorduğumuz zaman tabi burada zikir ehlinden kastı Tevrat ve İncil ehli yani sizin o tekkelerde zikir yapan şeyhler değil yani.
Kur'an zikri o anlamda kullanmıyor yani. Kendi kelamı için kullanıyor. Kendi gönderdiği kitaplar için kullanıyor bu ifadeyi. Tevrat ve İncil'e baktığımız zaman kadın peygamberler var. Şimdi deminden beri tekrar ettiğim bir şey vardı. Allah'ın kadın peygamberler gönderdiğini, tamam mı, kabul eden İslam alimleri var demiştim, değil mi? Evet. Kimler bunlar? Geleceğim. Şimdi mesela Sünni Eş'arilik mezhebinin imamı İmam Eş'ari var hocam. İmam Eş'ari peygamberlik için erkek olma şartının Allah'ın insanlara kadın peygamberler de gönderdiğini kabul etmektedir. İmam Eş'ari Allah tarafından gönderilen altı kadın peygamberden söz ediyor. Ona göre peygamber olan kadınlar şunlardır hocam. O en baştan başlıyor. Havva'dan başlıyor. İlk kadından. Havva, ondan sonra Sara. Sara ablamız. İbrahim abimizin eşi. Hacer, ikinci eşi. Yochebed, Musa'nın annesi. Asiye, Musa'yı nehirde bulup kurtaran ve kendi eliyle büyüten mübarek kadın. Ve bir de Meryem, İsa'nın annesi Meryem. Bunların peygamber olduğunu söylüyor. Şimdi İmam Eşari mi bunu iddia ediyor? İmam Eşari. Şimdi hocam Mutlaka kaynaklar da vardır. Kur'an'da iki tane ayet var. Onları sana okuyacağım. Orada yani direkt Kur'an'dan bile, direkt Kur'an ayetlerinden bile sen bu kadının peygamber olduğunu anlarsın. Tamam. Şimdi Kur'an'da Ali İmran suresinden bir bakarsan 42. ayette Bakalım. Meryem'den bahsederken hocam diyor ki hani melekler şöyle seslenmişler. Şimdi hocam melek geliyor. Meryem hamile, doğum yapmak üzere. Cebrail geliyor, onunla konuşuyor. Tamam mı? Cebrail ona diyor ki, ey Meryem, Allah seni seçti. Evet. Ya şimdi Allah seni seçti ne demektir? Cebrail seni seçti ne demek? Cebrail Allah ona Cebrail'i gönderdi ne demektir? Yani senin bunu anlaman için sadece Allah'ın sana doğuştan verdiği bir akla sahip olman yeterli yani. Gidip 2 sene bedevilerin arasında yaşamana gerek yok. Allah'ın bir insanı seçmesi ne demektir? Allah'ın bir insana Cebrail'i göndermesi ne demektir? Voice Seni card ağırlandırır. ma in takum ya inna tamam. Evet. Doğru. Ve seni alemlerin kadınlarına üstün kıldım. Evet. Tamam. Yani Peygamber Muhammed'e aleyhisselatü vesselam'a geldiği gibi peygamber melek Aynı şekilde geliyor. Aynı melekleri şekilde geliyor. geliyor ve ona da aynısını söylüyor. Yani biz Meryem. özür diliyorum. Biz Muhammed peygamberin peygamberini nereden biliyoruz? Kendisine melek indirdi, Cebrail geldi, ona mesajı verdi. Doğru mu? Evet. Oradan peygamber olduğunu. Peki aynı mesajı ve aynı şekilde eğer bir kadına da gelmişse, Meryem'e gelmiş ve benzerlerine, siz birisini niye bir peygamber, yeni peygamber kabul etmezsiniz? Ölçü buysa aşağı. Suresinde Etemari 16. 17. 18. ve 19. ayetlerde aynen şöyle diyor.
Kitapta Meryem'i de zikret. Hani o ailesinden ayrılıp doğu tarafında bir yere çekilmişti. Sonra evet. onlardan yana kendilerini gizleyen bir perde çekilmişti. Böylece ona ruhumuzu uçan Cebrail'i gönderdi. Cebrail ona düzgün bir insan kılığında görünmüştü. Meryem demişti ki gerçekten ben senden Rahman olan Allah'a sığınırım. Eğer takva sahibiysen bana yaklaşma. Cebrail de demişti ki ben yalnızca Rab'den gelen bir elçiyim. Sana tertemiz bir elçi çocuk bahşetmek için buradayım. Şimdi ya şu ayeti bir okuyun. Yani öyle okuyup geçmeyin biliyor musun? Yani şu ayeti okuduğum zaman insanın taş olan kalbinin erimesi lazım. Şu ayet hangi ayetlerdir biliyor musun Ethem abi? Bu ayetler o ilk Müslümanlar Habeşistan'a göç ediyor. Necaşi'nin huzurunda evet. okuduk. Mekki ayetleri. Necaşi'nin kalbini yumuşatan ayetlerdir ama Müslümanların kalbini yumuşatamıyor. Şimdi hocam ya diyelim tamam tamam mı? Bu insanlar peygamber değil. Tamam. Ya hamile bir kadın doğum yapmak üzerinde karşısına Cebrail çıksa ne olur ya? Ne olur? Mesela kendi annenizi düşünün veya ablanızı veya eşinizi, teyzenizi, halanızı. Hamiledir, doğum yapacak. Bir dere kenarında ya da bir ağacın altında doğum sancıları çekiyor. Kadın korkuyor, kimse yok. Birden Cebrail çıksa karşısına. Bu kadın peygamber değil mi? Ya ödü kopar ya. Çocuğu düşürür çocuğu. Ya biraz ya bir düşün ya. Şimdi hocam Tevrat'ta şöyle bir ayet var hocam. Çok ilginç bir ayet. Yoel kitabında geçiyor. Tevrat'ın Yoel bölümünde. İkinci bölüm 28. ayet. Diyor ki ve ondan sonra vaki olacak ki bütün beşer üzerine ruhumu dökeceğim. Oğullarınız da kızlarınız da peygamberlik edecektir. Çok net söylüyor yani. Oğullarınız da kızlarınız da peygamberlik edecektir. Bu özür diliyorum üstadım. Buradan sizin ilk başta okuduğunuz o ayette bir atıf yapayım. Yani bilmiyorsanız zikir ehline sorunuz emri mucibince siz şu anda Tevrat'a bakıp bu işin içinde kadın erkek var olup olmadığını anlamak için ayet okuyorsunuz. Ve bu ayete göre de kesinlikle kadınlardan peygamber var. Evet. Ve bir de ben sana şunu da söyleyeyim hocam. Şimdi arkadaşlarımız hani kalpleri mutmain olsun tamam mı? Bir iki yorumlarını gördüm falan işte arkadaş böyle arkadaş şöyle bir konuyu bilmiyor şu bu çünkü kendisi biliyor cami hocasını öyle duymuş ya. Bir de iki sene bedevilerin arasında kaldığı için Arapçayı biliyor ya. Şimdi bugün şu dakikaya kadar ne söyledimse hocam. Hiçbiri benim kişisel fikrim değil. Bunların hepsi benden önce yaşamış tamam mı? O ilmi konuda İmam Şafii'den de geri kalır tarafı olmayan ve bir kısmı da çoğu da zaten Arap olan. Arapçayı da ana dili onun. Hayatları, bütün hayatları Kur'an'la geçmiş, Kur'an tefsiriyle geçmiş insanların görüşleridir. Şu ana kadar söylediğim hiçbir şey benim görüşüm değil. Tamam mı? Vikingler hariç. Şimdi hocam, kimlerin görüşleridir bunu anlatacağım birazdan. Tamam mı? Şimdi bunlar Meryem'le ilgili ayetler yani İsa'nın annesiyle ilgili. Bir de Musa'nın annesiyle ilgili ayetler var Kur'an'da. Şimdi Musa'nın hikayesini herkes biliyor tahmin edersen değil mi? O beşik olayını falan. Biliyor değil mi? Buyurun anlatınız lütfen. Yani bilen de var, bilmeyen de var. Şimdi Musa'nın doğacağı zamanda
Firavun'un bir şeyi var. Emri var. Ülkede doğan bütün Yahudi çocukları erkek çocuklar. Evet. Öldürülecektir doğar doğmaz. Çünkü bu geri zekalı bir rüya görmüş ya da bir kahinleri, büyücüleri ona bir şey anlatmış. İşte Yahudiler arasında çıkan bir çocuk senin tahtını yok edecek falan bir şeyler. Bu da korkmuş. Böyle bir emir veriyor. Bu bütün kaynaklarda geçiyor yani. Hem Yahudi kaynaklarda hem İslami kaynaklarda. Tamam mı? Şimdi burada Yochebed isimli bir kadın var, Yahudi. Bu kadın peygamberdir. Musa'yı doğuracak olan kadın. Musa henüz doğmamış, kadın Musa'ya hamile. Bu kadının iki çocuğu var, bir kız, bir oğlan. Onlar da büyüdüğünde ikisi de peygamber olacak, hem kızı hem oğlan. Kızın ismi Miriam. Meryem yani. Meryem 7 yaşında, Harun yani Aaron o da 4 yaşında. Yokebet 130 yaşında. İmran'la evli. Amram, İmran. Hani Kur'an'da var ya Ali İmran, işte İmran ailesi. İmran ailesi dediğimiz aile bu aile yani. İmran ailesi, İmran, karısı Yokebet ve çocukları Meryem, Harun ve Musa. Şimdi kadın Musa'ya hamile ama şimdi böyle bir emir var, tamam mı? Şimdi çocuklar bir sene öldürülüyor, bir sene öldürülmüyor. Böyle bir uygulama var. Harun bu çocukların öldürülmediği sene doğduğu için şansla kurtulmuş. Şimdi çocukların öldürüleceği sene Musa doğacak, tamam mı? Bu kadın ne yapıyor? Bir de şunu da söyleyeyim. Bunu pek Müslümanlar bilmez ama Yochebed'le kocası Amram aynı zamanda hala ve yegendirler. Kadın kendi yeğeniyle evlenmiş. Yani Musa'nın anne babası aynı zamanda hala ve yeğendirler. Aziz din kardeşlerim hani bilmiyor olabilirsiniz. Konumuz değil ama bilin yani bir köşede kalsın. Şimdi bu Yochebed ne yapıyor biliyor musun? Kocasının rızasıyla tabi. Doğumuna 3 ay kala, yani 6 aylık hamileyken kocası onu boşuyor. Kadın gidip başka bir adamla evleniyor. Tamam mı? Düşün yani 3 6 aylık hamile kadın gidip başka bir adamla evleniyor. Bunu da bilinçli olarak yapıyorlar. Yani niye yapıyorlar? Niye İmran'dan boşanıp gidip Parnak'ın oğlu Elizafan ile evleniyor. Musa'nın annesi. Daha yani 3 ay sonra Musa doğacak. Bunun da sebebi şu. Hamileliğini Mısır devleti süresini yani Musa'nın bebeğin doğumunu tespit edemesinler diye. Şimdi dolayısıyla mesela şimdi Yokebet İmran'dan ayrıldı. Bu anlaşmalı bir ayrılma yani. Karı koca ikisi de razı. Plan bu. Bu bir plan yani proje. Yani aralarında bir anlaşmazlık falan bir şey yok yani karı koca. Birbirlerini seviyorlar yani mutlular. Ama çocuklarının hayatı için bunu yapıyorlar. Diyelim ki işte şimdi Yochebed İmran'dan boşandı, tamam mı? Gitti Parnak'ın oğlu Elizafan ile evlendi. 3 ay sonra kadının karnı şiş ya. Kadını 3 aylık hamile zannediyor Firavun ve adamlar. Çünkü 3 ay önce evlenmiş ya. Halbuki kadın 9 aylık hamile. Ve çocuk doğacak. Çünkü evlenince zaten 6 aylık hamileydi. Anlatabiliyor muyum? İşte bunu hesaplayamasınlar diye böyle bir oyuna başlıyorlar. Neyse bu o kadar konumuz değil. Sonra 3 ay geçiyor.
yeni evlendikten sonra ve 3 ay sonra tabii evlendiği adam da bunu biliyor, kadına dokunmuyor yani, kadın hamile olduğunu. Bu dediğim gibi yani sadece doğacak çocuğun hayatını kurtarmak için mecburiyetten dolayı oynanan bir oyun yani. Çünkü zulüm altında bir halk yani, çocuk da olsa öldürecek. 3 ay sonra Musa'nın doğum zamanı geliyor, tamam mı? Şimdi kadın Nil Nehri kenarında, kadın çocuğu doğurduktan sonra Nil Nehri'nin kenarına gidiyor. Musa'yı, yeni doğan bebeği Musa'yı, tam Musa diyoruz ama daha ismi konulmamış. İsmini Firavun'un Tevrat'a göre kızı, Kur'an'a göre karısı koyacak. Musa ismini. Çocuğu koyuyor sepete, işte ziftle kaplıyor falan. Ondan sonra onu şey yapıyor, nehrine bırakıyor. Kızı da, yani bebeğin ablası Miriam da uzaktan sepeti takip ediyor, tamam mı? Yani sepet nereye gidiyor? Kardeşim nereye gidiyor? Kim alacak falan diye. Sonra sepeti dediğim gibi Tevrat'a ve İncil'e göre Firavun'un kızı, Kur'an'a göre de Firavun'un karısı olan hanım buluyor ve onun bir İbrani çocuğunu anlıyor, çocuğu olduğunu anlıyor tabii yani, olaylar burada yani. Yoksa kim bebeğini bırakır öyle? Ama bunu bile bile benimsiyor çocuğu, seviyor. Belki bize göz aydınlığı olacak bir çocuk diyor ve onu alıp saraya götürüyor. Bir de kocasına karşı baskın bir kadındır. Firavun'a diyor bunu evlatlık edelim. Firavun da kırmıyor bunu, kabul ediyor. Saraydaki kadınların hiçbirinin sütünü emmiyor bebek. Buna bir süt anne arıyorlar. Bulamıyorlar. Kimsenin sütünü emmiyor. Sonra işte bu Musa'nın ablası, 7 yaşındaki Miriam, çok zeki bir kız. Gidiyor saraya. Buna diyor ki, yani Asiye'ye diyor, çocuğu emzirmesi için buna bir süt anne bulup getirebilirim diyor, tamam mı? Tamam diyor o da, bunun karısı. O da gidip kendi öz annesine haber veriyor. Yani bebeğin öz annesine. Böylece Musa'nın annesi... Aynısı, bu hikayenin aynısı Sümer tabletlerinde geçtiği iddia ediliyor veyahut da biliniyor. Bunu nasıl izah edeceğiz? Geleceğim hocam. Asur. Şimdi yani seyircilerimizi, konuklarımızı fazla detaya boğmadan işin aslı nedir bunu anlamaya çalışıyoruz. Şimdi Kur'an'a göre kadın peygamberler yoktur sözü yalandır. Altını çizildi. Hakikaten değil. Kur'an bu olayı anlatıyor. İşte Tevrat bu olayı şöyle anlatıyor, tamam mı? Kadın işte bebeğiyle Nil Nehri kenarına gelmiş, çaresiz, evet. Tamam mı? Korkuyor, evet. Bir yandan, ne yapayım, ne edeyim diye aklına böyle bir plan geliyor. Yani kendi aklıyla düşünüp yaptığı bir hareket olarak yansıtıyor olayı Tevrat anlatırken, Musa'nın annesinin bu yaptığını. Ama Kur'an öyle anlatmıyor. Kur'an bu olayı anlatırken Musa'nın annesinin onu Allah'ın emri ve yönlendirmesiyle, yani Allah ona vahiy ediyor böyle. Yani. Vahiyle, direkt vahiyle. Aynen. Hatta size şeyi de okuyayım, tamam mı? Ayeti de okuyayım. Şimdi bu Kur'an'daki bu şey hocam, Kasas suresinde anlatılıyor. 1. ve 14. ayetlerde. Ta, Sin, Mim. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir.
İman eden bir kavim için Musa ile Firavun'un haberlerinin bir kısmını sana gerçek olarak anlatacağız. Şüphe yok ki Firavun yeryüzünde büyüklük taslamış ve Mısır halkını sınıflara ayırmıştı. Onlardan bir kız kesimini eziyor, oğullarını boğazlıyor, kadınlarını ise sağ bırakıyor. Şüphesiz o bozgunculardandır. Biz ise istiyorduk ki yeryüzünde mustazaflara lütufta bulunalım, onları önderler yapalım ve onları varisler kılalım. Yeryüzünde onları kudret sahibi kılalım ve onların eliyle Firavun'a, Haman'a ve ordularına çekine geldikleri şeyleri gösterelim. Musa'nın annesine şöyle vahyettik. Kur'an'a göre Musa'nın annesine Allah vahyediyor. Peygamber Muhammed'e vahyedildiği gibi, İsa'ya vahyedildiği gibi. Hocam Kur'an'da ifade aynen şu. Bak yorum yapmıyorum. Aynen Kur'an'da olduğu gibi anlatıyor. Parantez içine bir şey de eklemiyorum. Diğer mealcilerin yaptığı gibi. Yani ricalen içine erkekler diye yazmıyorum. Aynen olduğu gibi dürüst bir şekilde. Musa'nın annesine şöyle vahyettik. İfade aynen bu. Kur'an-ı Kerim'de. Kasas suresi. Onu emzir. Başına bir şey gelmesinden korktuğun zaman onu suya bırak. Korkma, üzülme. Çünkü biz sana onu sana döndüreceğiz ve onu peygamberlerden kılacağız. Tamam. Devamında diyor ki Musa'nın annesinin kalbi bomboş kaldı. Eğer biz inancını koruması için kalbine güç vermeseydik neredeyse bunu açıklayacaktı. Şimdi burada açıkça hocam, tamam mı? Açıkça Musa'nın annesine şöyle vahyettik diyor. Tamam. Bir başka ayette, Kur'an'ın bir başka ayetinde hocam, o da Taha suresi 36. ve 39. ayetler. Hocam aynen şöyle diyor. Olduğu gibi sana Kur'an'dan ayet okuyorum. Tamam mı? Allah buyurdu. Ey Musa! İstediğin sana verilmiştir. Andolsun biz bir defa daha sana lütufta bulunuruz. Sen doğduğun zaman annene de vahyedilmesi gereken şeyi vahyetmiştir. Yani sana nasıl vahyediyorsa sen Musa peygamber değildir diyor musun? Yani. Sana nasıl vahyediyorsa annene de öyle vahyetmiştik diyor. Senin bunu anlaman için bedevi olmana gerek yok kardeşim. Eğer illa bedevi olmak gerekiyorsa ya da Arap olmak, o zaman bu kitaptan sadece Araplar sorumlu. Boşuna namaz kılma yani. Sen bu dinden sorumlu değilsin. Çünkü Arap değilsin, bedevi değil. Akıl sahiplerine hitap ediyor Allah ve bütün insanlara hitap indirilmiş bir kitap bu. Annene de vahyedilmesi gereken şeyi vahyetmiştir. Ya sana nasıl vahyediyorsa annene de öyle vahyetmiştir. Şimdi bak hocam. Ben biraz önce ne dedim? Şu dakikaya kadar söylediğim hiçbir şey benim kendi görüşüm değil. Tamam mı? Dedim mi bunu az önce? Evet. Kur'an-ı Kerim'deki okuyorum hocam. Metin kardeşim de bunu burayı dikkatle dinlersen iyi olur. Kur'an-ı Kerim'deki Taha ve Kasas surelerini baz alan kimi İslam alimleri Yohabet'in bir hanım peygamber olduğuna hükmetmişlerdir. Bu arada Yohabet yani Elizabeth Musa'nın annesi. Elizabeth değil hocam, Yohabet. Yohabet evet. Yer ismi de Elizabeth değil mi? Batı'daki ismi Elizabeth değil mi? Yok. Yohabet bambaşka bir isim. Tamam. Elizabeth diye bir karakter de var, o başka bir şey. O başka bir isim. Yohabet'in bir hanım peygamber olduğuna hükmetmiştir birçok İslam alim. Örneğin. Siz zannediyorsunuz sadece
ünlü Kürt İslam alemi İbrahim Sediyani bunu söylemiş ama yok, ünlü Arap İslam alimleri de söylemiş bunu. Örneğin Endülüslü ünlü berberi fil. Bak berberi fil. Berberi. Berberi Kürt, evet. Berberi filozof, Endülüs tarihçi ve İslam alimi. Yani Endülüs İslam medeniyetini kuran, onu ilmiyle yücelten, ilmi on ilim o onların verdiği ilimle Endülüs İslam medeniyetini kurduğu İslam alimleri ve Arap ve Berberi bunlar yani, değil mi? Sizin gibi hani AKP döneminin Müslümanları değiller yani. Endülüslü ünlü Berberi filozof, tarihçi ve İslam alimi İbni Hazm. İbni Hazm. Tam adı Ebu Muhammed Ali İbni Ahmet İbni Said İbni Hazm El-Zahiri El-Endelusi. Hazreti Musa'nın annesi Yochebed'e gelen bu vahyi oğlu Hazreti İsmail'i kesme mevzuunda Hazreti İbrahim'e gelen vahiy ile aynı olduğunu söylemiştir. Sen İbrahim peygamber değildir diyor musun? İbrahim'e Ya da oğlu İsmail'i kurban etmesi nasıl Allah tarafından vahiy ile emredilmişse, Yochebed'e de oğlu Musa'yı bir sepete koyup Nil Nehri'ne bırakması aynı şekilde Allah tarafından vahiy ile emredilmiştir. Büyük İslam alimi İbni Hazm'a göre bu da Musa'nın annesi Yochebed'in bir peygamber olduğuna işaret eder. Devam bu bir edeceğim. örnek. Devam ediyorum. Lütfen dikkatle dinleyin. İbni Hazm'a göre, bak kendi fikrimi söylemiyorum aziz kardeşim. Ya ben neyim ki? Siz çok iyisiniz. Lütfen devam edin. İbni Hazm. Ya inan bana, ben daha önce hiçbir İslam alimi böyle bir iddiada bulunmamış olsaydı, ben böyle bir çalışma koymayacaktım. Çünkü ben kendim uydurmuyorum. İbni Hazm'a göre, İbni Hazm'a göre peygamberlik için vahyin husulü yeterlidir. Bunun için illa da bir kitap ve şeriat indirilmiş olması gerekmiyor. Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bildirdiğine göre Allah gerek direkt olarak gerekse melekleri aracılığıyla bazı kadınlara vahyetmiş, vahiy yoluyla onlara haberler ve bilgiler iletmiştir. Bu da o kadınların peygamber olarak nitelendirilmeleri için yeterli bir kanıttır. İbni Hazm söylüyor bunu. Kaynak İbni Hazm'ın El-Usul ve'l-Furu adlı eseri cilt 2 sayfa 275-276 Tahkik Doktor Muhammed Atıf El-Iraki başkanlığındaki komisyon Kahire 1978. Aynı İbni İshak bir başka eserinde aynısını söylüyor. O da El Fasl fil Milel vel Ehvai ven Nihal cilt 5 sayfa 120-121 Tahkik Doktor Muhammed İbrahim Nasır Doktor Abdurrahman Umeyra Mektebul Ukaz Neşriyat 1981. Tamam mı kardeşim? Devam ediyoruz. Sünni Şafiilik mezhebinin Mısır'da yetişen en önemli fıkıh alimlerinden biri olan Beycuri de yukarıda aynı bu iki ayete dayanarak, bu biraz önce verdiğimiz bu iki ayete dayanarak Musa'nın annesi Yochebed'in bir kadın peygamber olduğuna hükmetmiş. Büyük İslam alimi Beycuri yalnızca Hazreti Musa'nın annesi Hazreti Yochebed'in değil, aynı şekilde Hazreti Havva, Hazreti Sana, Hazreti Hacer, Hazreti Asiye ve İsa'nın annesi Hazreti Meryem'in de kadın peygamberler olduklarına dair fetva vermiştir aziz kardeşim. Evet. Kaynak Beyduri'nin Şerhu Cevheratu Tevhid adlı eseri cilt 8. Tamam. Aynı görüşte olan İslam alimlerinden biri de Mısırlı ünlü Arap muhaddis, fakih ve müfessir İbni Hacer ya da tam adıyla Ebu Fazıl Şihabettin Ahmet İbni Nurettin Ali İbni Muhammed İbni Hacer El-Kinani El-Askalani.
O da aynı şekilde Havva, Sare, Hacer, Yokebet, Asya ve Meryem'in kadın peygamberler olduklarını ifade etmiştir. İbni Hacer. Nerede ifade ediyor? Hangi eserinde? Fethül Bari adlı eserinin 6. cildinin 471. 472. ve 473. sahifelerinde. Muhterem din kardeşim. Devam ederim. Havva, Sara, Hacer, Yokebet, Asiye ve Meryem'in kadın peygamberleri olduklarını... Yani, lütfen devam etmeyiniz. Bu konuyu başka... yani sizin bu delilleriniz kesin ve açık bir şekilde Kur'an'a göre de, İslam alimlerinin bilgilerine tabii göre de, Tevrat'a göre de kadın peygamberler vardır. Bu kesin olarak ortaya konulmuştur. Ekstradan daha fazla bilgi, bu anlamda bilgi almak isteyen varsa sediyani.com'a ve sizin makalelerinize, kitaplarınıza başvursunlar. Gelelim konunun en can alıcı noktasına üstadım. Bir, şunu üstadım, müsaadenizle şunu sorayım. Kürt kadınlarının, Kürt kadın peygamberlerinin isimlerini böyle sıralamak istersek. Evet. İsimleri nedir? Bunları mesela isim verme şansınız var mı? Çünkü bu hususta çok bekleyen seyircilerimiz var, sabırsızlığı olanlar var, soran ve tekrar konuya tekrar gelebiliriz. Hocam o konuya gelelim ama ondan önce şimdiye kadar olan şey, arkadaşların zihninde olay netleşti mi? Yani birincisi kadın peygamberlerin var olduğu, bunu İbrahim Sediyani'nin kendi kafasından uydurmadığı. Evet. İkincisi kadın peygamberlerin varlığını kabul eden pek çok İslam tarihçisinin, İslam aliminin, İslam mezheplerinin olduğunu. Tevrat'a da, İncil'e de, Kur'an'a göre de kadın peygamberlerin olduğu. Bu netleşti mi? Yani bunu... Benim kanaatime göre netleşmiştir. Sunduğunuz deliller ve deliller ışığında Kur'an'a göre de, Tevrat'a göre de kesinlikle netleşmiştir. Neden? Bir, siz şunu iddia ettiniz ve ispat ettiniz. Kadından peygamber olamaz diyen kesimin iddiası Nahl suresi 43. ayete göre iki ayaklı olarak ifade edilmesi gereken ayetin ve kelimenin içinde, ayetin içindeki kelimenin erkekler olarak tercüme edilmesinden kaynaklanan bir anlam tahrifatı var. Bir. İkincisi, Kur'an'ın hiçbir yerinde kadınlardan peygamber olmaz diye açık sarih bir hüküm olmamakla beraber tam tersine kadınlarla İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya, Muhammed'e vahyedildiği gibi birçok kadına da vahyedildiğini siz delilleriyle, ayetleriyle ortaya koydunuz. Hakeza bunun bir kadınların peygamberliğini kabul etmemenin aslında bir kadın düşmanlığı zihin altyapısından kaynaklandığını da satır aralarında ve sarih bir şekilde ifade ettiniz. Yanılıyor muyum? Şimdi bir arkadaş ne yazmış? Bak şimdi biraz önce gördüm. Sayın hocam, ya bir insan böyle bir cümle nasıl kurabilir? Sayın hocam, Hazreti İsa'nın adına vahiy gelebilir ama kadın mümin olabilir, peygamber olamaz. Düşün, yani vahiy geliyor. Şimdi bak, şimdi Müslümanlar mesela Yokebet'e, yani Musa'nın annesine vahiy geldiğini kabul ediyor. İnkar edemez çünkü Kur'an açıkça söylüyor, vahiy ettik diyor. Vahiy geldiğini kabul ediyor ama peygamber olduğunu kabul etmiyor. Ya bu ne demek ya? Ya da İsa'nın annesine Cebrail geliyor ama peygamber... O zaman ben de o zaman şöyle yapayım. Bana soruyorlar yani kaynağınız nedir falan. Bundan sonra bana bir şey ortaya attığım zaman, tamam mı? Büyük bir iddia ortaya attığım zaman bana kaynak diye kimse soru sormaz. Kaynak şu, vahiy geliyor. Vahiy geliyor bana. Madem sizin inancınıza göre peygamber olmayanlara vahiy geliyor, tamam mı? O zaman bana kaynak sormayın. Kaynağım bu abi, vahiy geliyor bana. Tamam mı? Öyle değil mi? Yani sizin mantığınıza göre peygamber olmayanlara vahiy geliyor. O zaman bana da vahiy geliyor.
Dolayısıyla bundan sonra yazdığım hiçbir şeyde, ortaya attığım hiçbir iddiada bana kaynak sormayın. Verdiğim bilgilerin kaynağı hep bu abi. Allah bana söylüyor, ben de yazıyorum. Vahiy geliyor. Sizin mantığınızla konuşursak. Ne demek ya? Vahiy geliyor ama peygamber değil. Ya düşünsene Ethem abi ya. Musa Allah onunla konuşuyor. Ya bir de Hazreti Muhammed'le bile direkt konuşmamış yani. Cebrail aracılığıyla konuşmuş. Tamam mı? Bir kere olsun, bir kere olsun direkt konuşmadığı Hazreti Muhammed'i peygamber kabul ediyorsa, hem de son peygamber, bütün peygamberlerin en üstü, yani en şeyi. Anlatabiliyor muyum? Kabul ediyorsun. Bir kez direkt konuşmamış. Hep Cebrail aracılığıyla konuşmuş. Ama direkt konuştuğu, direkt kendisiyle konuştuğu yok ebedi. Ve niçin biliyor musun? Sırf kadındır diye. Şimdi Müslümanlar nasıl bir şeye inandıklarını, tamam mı? Bir sorgulasınlar. Ben şöyle bir şey sorayım. Ethem abi, biraz önce bir ayet okudum ya. Evet. Bu Kasa suresi 7. ayet. Burada mesela söz konusu olan Musa'nın annesi değil de babası olsaydı. Şöyle deseydi Kur'an'da. Musa'nın babasına şöyle vahyetti. Herkes onun babasını peygamber kabul ederdi. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bir tane Müslüman çıkıp Musa'nın babası peygamber değildir der miydi? Demez. Sen desen ki değil, sana ya açık açık diyor işte vahyettik diyor. Rabbimiz böyle, Rabbimiz böyle, sanki dayımız der gibi. Rabbimiz böyle buyuruyor işte açık açık vahyettik. Ve şu anda emin ol, burada Musa'nın annesi değil babamız olsaydı, babası olsaydı. Ayet şu şekilde olsaydı. Musa'nın babasına şöyle vahyettik. İnan bana, şu an 1,5 milyar İslam aleminde Musa'nın babasının peygamber olduğuna iman ediyor olacaktı. Şu anda 50 küsür İslam ülkesindeki bütün camilerde Hazreti İmran aleyhisselam, tamam mı? Çünkü vahyettik diyor ya peygamber. Yani bu kadın düşmanlığıdır. Ya ben ifadeleri bu şekil kullanmak istemiyorum ama başka türlü tarif edilemez yani. Bu davranış başka türlü tarif edemiyor. Şimdi Müslümanlar nasıl bir şeye inandıklarını bir sorgulasınlar. Vahyettiğini kabul ediyorsun. Allah'ın ona vahyettiğini kabul ediyorsun. Ama kadındır diye peygamber değil diyorsun. Cebrail'i gönderdiğini kabul ediyorsun. Çünkü inkar edemezsin. Kur'an'da var. Ama buna rağmen peygamber değil diyorsun. Şimdi senin savunduğun, inandığın şeyin doğru olduğunu varsaysak var ya. Ya ne demek biliyor musun? Bir insan bir nehrin kenarında yalnız, biliyor musun? Biraz da korkuyor, ne yapacağını, düşmanlardan kaçıyor. Ya bizden Allah onunla konuşsun. Ama kadın hiç şaşırmıyor, hiç şok geçirmiyor, tamam mı? Direkt oturuyor, o Allah'la sohbet ediyor. Ya. Neden ya, şaşırmıyor? Neden şaşırmıyor? Ya şimdi ya kendinizi düşünün ya. Ya kendi anneni düşün ve kendini düşün. Sen bir nehrin kenarında bir yerde yalnız yürürken birden Allah seninle konuşsa direkt ya. Direkt bütün kainatı, bütün canlıları yaratan yüce yaratıcı seninle direkt konuşuyor. Ya sen bundan sonra normal bir insan olarak hayatına devam edebilir misin ya? Ya. Ya nasıl inanıyorsun sen ya? Bu arada benim pilim %5 oldu ya. Yani doldurmanız lazım. Şimdi düşünsene Ethem abi. Düşünsene. Ben Frankfurt'ta, tamam mı? Müslümanların inandığı şey tam olarak şu, tamam mı? Ben Frankfurt'ta Main Nehri kenarında yürüyorum, tamam mı Ethem abi? Kendi kendime yürüyorum Main Nehri kenarında. Birden Allah benimle sohbet etmeye başlıyor. Konuşuyor benimle. Allah ya, evet. Allah. Bütün bu kainatı yaratan yüce Tanrı benimle konuşuyor. Ama ben hiç şaşırmıyorum ha. Sebep? Sanki bir arkadaşım bana seslenmiş, benimle konuşmuş gibi onunla sohbet ediyorum ya, kafamı kaldırıyorum. Vallahi iyilik güzellik, sen ne yapıyorsun? Uğraşıyoruz, tamam mı? Sebep neden? Neden öyle? Neden şaşırmıyorsunuz? Ya hasta mısınız siz ya? Hasta mısınız? Ya da düşün ki bir kadın hamile doğum yapacak, tamam mı? Kadın doğum sancıları çekiyor. Bir ağacın altında yalnız. Birden Cebrail ya, melek Cebrail. Karşısına ya, bir kendi anneni düşün ya. Kendi eşini düşün, ablanı düşün.
Ya kadın ödü kopar, ödü. Çocuğu düşürür ya. Ya ben işte kendi annemi düşünüyorum, tamam mı? Yani 12 çocuk doğurmuş. Mesela bana hamileyken işte Sedyan'da, işte Periçay'ın kenarında kadın otursun orada, doğum sancıları başlasın. O kadar da inançlı bir kadındır yani. Üstadım Hayatta şimdi siz var ya, çocukluğundan beri bir vakit namazını kaçırmamış ya. orası Hiç, anlaşıldı, anlaşıldı. bir Cebrail çıksın karşısına ama hiç şaşırmıyor ha. Ya benim annem ödü kopar ya. Benim Sorun şu, çocuğu düşürür sorun ya. şu Sayın Sedi yani neden şaşırmıyor? Çünkü alışık. Peygamber olmasa şaşırır. Cebrail'i tanıyor demek ki Meryem. Ya da Allah'ın sesini biliyor demek ki Yokebet. Olay bu Peki kadar yani basit ya. sizce Müslümanlar bir kadından peygamber olamaz. Neden kabul etmiyorlar? Arkasındaki gerçekten zihin nedir? Hocam Müslümanlar demeyelim. Çünkü gördüğün gibi birçok İslam alimi bunu kabul etmiş. Müslümanların çoğunluğu diyelim. Müslümanların Tamam. çoğunluğu. Şimdi bu ataerkil bir zihniyetin ürünü, tamam mı?